İttihat ve terakki zamanı, İttihat terakki zamanında Efendi babamızın, Kutsesur Hazretleri'nin İttihat terakkiye yani böyle doğru bakmamıştı, yani karşıydı. Birçok alim, birçok meşayih, şeyh denilen, bilinen birçok kişi İttihat ve terakkinin yanında yer almıştı. Acip değil mi? Çok garip bir hadise. İttihat ve terakki o zamanın sanki bir sol partisi gibi diyelim biz. Şimdikinin sol partisi, o zaman İttihat ve Terakki Partisi. Bu İttihat ve Terakki dediğimiz Osmanlı'yı ayrıştırmaya, bölmeye çalışan politikaları vardı. Çokları tabii ahmak olarak bunu yapıyorlardı. Bilmeden yapıyorlardı. Ama mesela hürriyet istiyordu, müsavat istiyordu. Hürriyet, müsavat, adalet. Adalet, hürriyet, müsavat. Denklik istiyordu. Böyle ilk bakışta, sloganı buydu. İlk bakışta böyle çok tatlı gibi gözüken bir vaziyeti vardı bunun. Yani güzel gibi gözüken bir vaziyeti vardı. Ama kazıdığınız zaman altından başka şeyler çıkıyordu. Adalet, hürriyet, müsavat. Adaleti anladık. Herkese hak ettiğinin verilmesi. O belli. Hürriyet dediğiniz neydi? Müsavat dediğiniz neydi? Müsavat, Osmanlı birçok din ve kavimden mozaik olan bir milletti. Yani Osmanlı birçok dinden, birçok kavmiyetten meydana geliyordu. Bir Osmanlı bir üst kimlik idi. Onun altında, yani hilafet olduğu için onun altında Lazı, Çerkesi, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Arnavut'u hepsi onun altında. Bu arada ekelliyetler de vardı. Ekelliyet dediğimiz başka dinlerden, Yahudi, Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, yani Süryaniler vardı ve benzeri kimseler vardı. Devletin vatandaşıydı. İslam devleti eğer vatandaşlığını birisi kabul ederse, ehli kitaptan olup kabul ederse, belli şartlarla zimme takdi dedikleri bir vatandaşlık anlaşmasıyla onları kendi şemsiyesi altında bulundururdu İslam devleti. Yani onların bir takım hakları vardı, vazifeleri vardı. Hakları neydi? Yani askere gitmezlerdi. Öşür vermezlerdi, zekat vermezlerdi. Ondan sonra ama devlet onların mallarını, canlarını, ırzlarını, namuslarını, her şeyini muhafaza etme garantisi onlara verirdi. İslam devletinin şeyi, yani bu verdiği bir garanti. Zimme takti. Zimmi oluyorlardı. Yani devlet onları koruma altına almıştı. Devlet onları koruyamayacağı zaman akdi bozuyordu. Bunun karşılığında iki şey istiyordu onlardan devlet. Aksine aslında bu iki şey formalite icabı olan, görünürde bir şeydi yani. Bu da neydi? Bir arazi vergisi, çok komik bir rakamlar. Ondan sonra bir de kelle başı vergisi. Mesela 5 kişi başı şu kadar vergi vereceksin. Ama şimdi bugünkü rakamlarla diyelim ki senede 100 lira vereceksin. Yani çok böyle komik rakamlar. Buradan anlaşılıyor ki bu rakamlar onları böyle haysiyetlerini biraz rencide etmek için ondan sonra konulan şeyler ve onları tatlı bir şekilde İslam'a girmeye teşvik eden unsurlar, sebepler oluyordu İslam'a girmeye. Onların hakları vardı. Mesela eğer mabetleri var idiyse o mabetler yıkılmayacaktı. Yeni bir mabet yapamayacaklardı.
açık bir propaganda yapmalarına müsaade edilmiyordu. Ama dini yaşayışlarını sürdürmelerine de müdahale edilmiyordu. Onlara bir böyle hürriyet verilmişti. İşte dediğim gibi böyle çok basit şeylerle mesela onları peki Müslüman olmaya teşvik için çoluk çocuğu İslami devletin terbiyesi altında İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı onlara ve nesillerine veriliyordu. Yani tatlı bir şekilde İslamiyet'i kabullenmelerinin yolu açılıyordu. Sebepleri ortaya konuluyordu. Evet, bu zimmet akdi uzun gider. Ben esas şurayı anlatmak istiyorum. Hürriyet, adalet, müsavat. Yani hürriyette dedikleri neydi? Sonuna kadar hürriyet kul için hürriyet olmaz. Sonuna kadar Allah'a esirdir kul. Ama bunlar mutlak hürriyet istiyorlardı. Hürriyet derken böyle isteyen istediği gibi inansın. İsteyen istediği gibi gelsin. Hani böyle sokaklarda hiç korkmadan kuyruğu havada yürüyen köpekler gibi. Korkan köpekler kuyruğu bacaklarının arasında olur. Evet, isteyen istediği gibi hareket etsin. Yani bazı şeylerin önünü açmak istiyorlardı. Müsavat dedikleri yani Müslümanlarla Müslüman olmayanların eşit olmalarını istiyorlardı. Sloganları bu, müsavat. Hatta Gülhane Hatt-ı Humayun'unda Reşit Paşa'nın ilan ettiği o Yahudilerin, ekalliyetlerin yani ortaya koydukları, o Mithat Paşaların hazırladıkları bir şey vardı, anlaşma vardı. Orada laikliği ilan ettiler. Abdülhamid, ikinci Abdülhamid'den evvel laikliği ilan ettiler. Yani Müslümanlarla Müslüman olmayanlar eşittir. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ Hiç mümin olanla kafir olan bir olabilir mi? Olamaz diyor Cenab-ı Hak. Onlar müsavat istiyorlardı. Eşitlik istiyorlardı. O eşitlik derken yeni meclisi mebusan kurdular. Abdülhamid'den evvel. O meclisi mebusana Ermenileri aldılar. Ondan sonra bilmem kimleri aldılar. Hep böyle Yahudileri koydular. Koydular. Bu meclis, yani millet meclisi diyelim. O zaman meclisi mebusan diyorlardı. Her şeyi aldılar. Bu sefer halbuki hatta yu'tul cizyede cizyete ve hum sahirun. Alçak kişiler olarak cizye verene kadar diyor Cenab-ı Hak versinler onlar. Yani bu İslam devletinin vatandaşları cizye verecekler. Cizyeyi verirken yukarıdan vermeyecekler. Ha? Onlar ayakta dursa ondan sonra aşağıya verecekler. Evet. Yani elhasıl onlar ağası yapıldı bu milletin. Sonra Abdülhamid merhum, Allah hepimizi de onu da affetsin, bir takım kusurlarıyla beraber dünya siyasetinin dehasıydı. Akıl almaz bir siyasi dehaydı. Onları kandırdı Abdülaziz, amcası Abdülaziz'in boğulmasından sonra. Yani Abdülaziz onlara böyle takoz oldu biraz. Onun boğulmasından sonra onları kandırdı, şeye geldi. Tabii biz tarihimizi bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz tabii. Aldı, padişah oldu. Padişah oldu, kandırdı onları. Sonradan dirsek çevirdi onlara. Onların istediği gibi değil, kendi istediği gibi yapmaya çalışınca bu sloganlar depreşti. Hürriyet, adalet, müsavat. Adalet istiyorlar. Adalet nedir? Allah'ın dediğidir adalet. Hürriyet diyorsun, Allah'a esir insanlar. Allah ne diyorsa öyle olacak. Benden hür olun. Benden hür olun. Bana esir olmayın ama Allah'a hepimiz esir olacağız. Evet, biz hepimiz Allah'a esiriz. Şairin dediği gibi
Allah yani Allah'a esaretten ibaret. Öyle yani en büyük hürriyet Allah'a esaretten ibarettir diyor. Kulluk o. Kul Allah'ın hürriyetinden kurtulduğu zaman o zaman Allah'a ilah olmuş olur. Ne demek o zaman? Ağa olmuş olur. İlah olmuş olur. Ha kendi aramızda birbirimize esir olmayacağız. Ama hepimiz bizi bizlerden başkalarından ayıran bu. Bir ahmak öyle dedi bana. Dedi İslam devleti olsa sen başta olsan ne yapardın? Bu şeylere, Hristiyanlara, Yahudilere veyahut kaputçulara, şunlara, bunlara onlara hürriyet verir miydin? Vermezdim dedim. Peki dedi Müslüman bu ha namazında niyazında sakallı birisi. Peki o zaman dedi senin bu laiklerden efendim bu dayatmacılardan farkın ne? Onu anlamayacak ne var dedim. Onu anlamayacak ne var? Ben demiyorum ki senin dediğin olmasın da benim dediğim olsun. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben demiyorum ki sen değil ben hakim olayım. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki senin dediğin de olmasın, benim dediğim de olmasın, Rabbimin dediği olsun. O ortak payda da Allah'ın ve Resulünün dediği olsun. Senin dediğin de olmasın, benim dediğim de olmasın. Allah'ın dediklerini sen yap. Efendi Hazretlerimiz öyle bir paşaya öyle demişti. Biz demiyoruz ki siz orada olmayın da biz olalım. Yanımda söyledi, yanımda. Emekli bir paşaya söyledi. Evet, Allah'ın dedikleri olsun da Allah'ın dediklerini yapın da siz olun orada başta. Rahmetullahi aleyh. Öyle dedi. Evet, benim dediklerim olsun dedin mi dayatmacılık olur. Benim dediğim ne sence ne bence Rabbimce Rabbimce diyeceğiz. Ne sence ne bence Rabbimce Rabbimce öyle formüle edeceğiz bu işi. Ha işte o adalet bu üç sloganla şimdi kafanızı tırmalıyor değil mi? Biraz benziyor şimdiki bazı kimselerin isimlerine, tabelalarına. Evet, adalet, hürriyet, müsavat. Evet, o zaman bu parti, yani daha sonra, şeyden sonra, o Jön Türkler, Türkçülük şeyleri, bilmem neleri, şunlar bunlar, bu Gülhane Hattı Humayun diye ilk laikliğin manifestosu yayınlandıktan sonra gelişen zaman içerisinde İttihat ve Terakki Partisi işte gelişti. Bu İttihat Terakki Partisi her hürriyet, adalet, müsavat istiyor. Ya yani Müslüman olmayanları yani eşit vatandaş olarak kabul etmek istiyor. Ama bu işin yine oyunu bu. İşin oyunu bu. Eşit vatandaş değil, onları hakim kimse mevkiine getirmek istiyorlar. Böylece meclis-i mebusanda yani diyebilirim ki çoğunluk, ekseriyet Müslüman olmayanların eline geçti. Ve o zaman İslami devlet yıkıldı. Yani Osmanlı o zaman yıkıldı. Zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Evet, o zaman yıkıldı. Şey geçtikten sonra iyice kudurdular. Onların dediklerini yapmayınca onu alaşağı etmek için, Abdülhamid merhumu alaşağı etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu arada bunların korosuna İslam alimleri de katıldı. Korosuna katıldı. Onlar da hürriyet istiyorlar. Onlar da müsavat istiyorlar. Tırnak içinde İslam alimleri. Sizin isimlerini tanıdığınız nice kimseler. Yaptılar böyle. Ondan sonra buna istibdatın ifridi diyorlardı. İstibdatın şeytanı diyorlardı Abdülhamid'e. Çok kusurları vardı. Hatalarını değil de ekelliyetlere tatbik ettiği muameleyi
ve devlet siyasetini esas alarak yani onu tenkit ediyorlardı. Devlet siyaseti dediğimiz Hafiye Teşkilatı'nı, bugünkü MİT diyelim, Hafiye Teşkilatı'nı kurdu. Devlet-i Aliye'nin yıkılması için çalışan odakları böyle bir bir teşhis etmeye başladı. Sen nasıl kusur ararsın? Cenab-ı Hak velâ tecessesû buyurdu. Velâ tecessesû, Allah buyuruyor, casusluk yapmayın, ayıp araştırmayın. İyi ama zalimler, velâ tecessesû dediğin, yani Müslümanların sarayının, İslam sarayının temeline dinamit koyup patlatacak kimseleri araştırmayın değil bu. Müslümanların arasını, kusurlarını araştırmayındır. Cenab-ı Hak yani velâ tecessesû diyor, onu peygamber seni kadar anlamadı mı? Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ne yaptı? Casuslar tayin etti. Bir tanesi bunlardan birisi Haccac ibn-i İlyat radıyallahu anh. Gönderdi. Casuslar gönderdi. Casuslar öyle casuslar ki Müslüman olduğu bilinmeyecek bunların. Müslüman olduğu bilinmeyecek. Gittikleri yerde Müslüman olduğu bilinmeyen casuslar. Müslüman olup casusluk yapmaya çalışanlar aslında ehli küfrün Müslümanlar içerisinde koyduğu casuslardır. İslam'ın içerisinde gavurluk, Müslüman olarak bilinip de gavurluk yapamaz bir insan. Ama Müslüman olarak bilinmediği yerde İslam devletinin emirinin tensibiyle gidip orada İslam'ın aleyhinde konuşacak. İcabında Resulullah'a hakaret edecek. Müsaade etti Efendimiz Aleyhisselam. Ben gideceğim oraya ama ben senin aleyhinde konuşabilir miyim ya Resulallah dedi. Konuş dedi. Benim aleyhimde konuş. Müsaade etti. Ha, şuraya gelmek istiyorum. İşte o şeyin yani İttihat ve Terakki'nin içerisinde geçtiğimiz şeyleri anlattı biraz ve ilmiye kulübünü kurdular. Başlarında da Elmalı Hamdi Yazır'ı koydular. İlmiye grubu. İttihat ve Terakki Partisi'nin ilmiye grubu. Harıl harıl çalışıyorlar. İstibdatçı zalim padişaha karşı teşkilatlanıyorlar. Milleti örgütlüyorlar. Şimdi günahından tevbe edeni ayıplayan onu işlemeden ölmez. Hadis-i şerif var. Tirmizi rivayeti. Men ayyara akahu bi zenbin lem yemut hatta ya'melehu. Biz onu ayıplamıyoruz. Çok büyük tevbeler yaptı ama geçen de söylediğim gibi kaç para? Devlet-i Aliye'nin sonunu getirdiler. Ondan sonra istibdattan kurtuldular. Aldılar aşağıya onu. Bu sefer gavurlar yani dümeni ele aldılar. İkinci meşrutiyet ilanı ile beraber Abdülhamid alaşağı edildi. Halah edildi. Fetva ilmiye grubunun fetvası. Ulemanın fetvasıyla halah edildi. Halah yani vazifesinden indirildi. Abdülhamid böyle acayip bir düşüncesi olan birisiydi. Ümmetin kanının akıtılmaması için hiç mukavemet göstermedi. Yoksa sebepler dairesinde mukavemet göstermiş olsaydı onlar bu işi beceremezdi. İşte bazı imtihanlar oldu. Ben orayı anlatmak istemiyorum. İşte bu İttihat ve Terakki döneminde bu ulema ve meşayihtan bunların safında yer alanlar oldu. Almayanlar daha doğrusu çok az idi. Mustafa Sabri Efendi bile ilk başlarda onlardan oldu. Ama çok böyle zeki bir adamdı. Firaseti çok ileri bir adamdı. Sonunda derhal, yani çok az bir zaman içinde orada bulunup onlardan ayrıldı. Ve onlara karşı mücadele vermeye başladı. Onun dışında hatta Mustafa Sabri Efendi bile yani bunun bedelini ağır ödedi. Evet, sürgünlerde ne yaptı? Can verdi. O mücadelesini verdi bu zalimlere karşı ama evet, iş işten geçmişti. Ha, tevbe. Ötekilerin
Bir takımları bak kafasını duvardan duvara vurdu. Saçlarını yolmaya başladılar ama yolunacak saç da kalmadı kafalarında. Devlet-i Aliye artık böyle 100 tonluk bir kamyonun, freni patlamış bir kamyonun yokuştan aşağı gidişi gibi hızla ivme kazanarak evet böyle gitti ve patladı. Merhaba oldu. Yani bildiğimiz koca gavur bu Devlet-i Aliye'yi o yıkmadı. Yıkılmıştı. O Necip Fazıl merhumun ifadesiyle yanan Devlet-i Aliye Sarayı'na parmağını dokundu ve gür diye yıkıldı.